Herkese merhaba, yeniden beraberiz. Bugün, e, wo, wohe ve wohin soru kelimelerin kullanımları e, nasıl oluyor? Aralarında fark nedir? Bunlarla ilgili e, pek çok kafamızda soru işareti var. Bunları gidermek için e, kısa bir e, video dersi işlemeyi e, düşündüm. Dilerseniz hemen aralarındaki farkı beraber e, inceleyelim. Ee, soru cümlelerini işlediğimiz bir videoda detaylı olarak bunlardan bahsetmiştik ama çokça karıştırılan bir bölüm. Wo, wo he ve wo hin. Hemen e, bu wo ile başlayan soru kelimelerimizin aralarındaki nüanslar, farklar nedir, nerede kullanılır buna bakalım. Birincisi arkadaşlar wo, nerede manası veren bir soru kelimemiz. Ee, bunun e, işte kullanım alanları wo, wo, du, nerede yaşıyorsun, nerede yaşıyorsun. Veya wo ist er o nerede? Veya wo arbeiten Sie? E, nerede çalışıyorsunuz gibi. Yani bir yeri direkt yeri sorarken nerede e, manasını vereceğimiz zaman wo'yu kullanıyoruz arkadaşlar. İşte bunun cevabı ich arbeite bei BMW şeklinde ve ben BMW'de çalışıyorum gibi cevaplayabiliyoruz. Bir diğer e, soru kelimemiz de woher bu da nereden manası yani bir yerden gelen kişiye işte nereden geliyorsun bunu nereden aldın e, bunun kaynağı nereden şeklinde sorarken wo kullanıyoruz burada tabii wo ve he e, ikisi de ayrıldığı durumlar da var İkisinin aynı manaya geldiği zamanlar da var nedir bunlar mesela wo he comes to e, nereden geliyorsun gibi veya wo comes comes to he Yine bu da aynı manaya geliyor arkadaşlar. He burada cümlenin sonuna gidiyor. Veya e, wo hast du den computer he? E, bu bilgisayarı nereden aldın? Bunu tabi şu da olabilir. Wo he hast du den computer şeklinde sorabiliriz. O da e, aus dem supermarkt şeklinde e, söyleyebilir. E, dediğim gibi bu he burada den dan manası katan bir ekimiz. Bir diğeri de wohin. E, nereye manasında e, kullandığımız bir soru kelimesi. Yine burada da e, wo ve hin'in e, ayrılabildiğini göreceğiz. Wo hin gehst du? E, nereye gidiyorsun? şeklinde. Veya wo gehst du hin? Nereye gidiyorsun? "wohin hin zi? E, o nereye gidiyor? bir bayandan bahsediyoruz. Wo fährt sie hin? Yine aynı manaya geliyor. Sie fährt nach Deutschland. O Almanya'ya gidiyor. Almanya'ya arabayla muhtemelen veya bir taşıtı sürerek gidiyor manasında. Wo e, wohin kelimesini burada kullandık. Gördüğünüz gibi hani özetlemek gerekirse wo nerede manası veren. Wo he e, nereden manası veriyor. Wohin ve burada da wohin'de de nereye manasını cümleye verebiliyoruz. Wo he ve wohin'de de, de e, sona gelen he ve hin'in cümlede ayrı da yazılabileceğini de buradaki örneklerimizde gördük arkadaşlar. Ve videomuzun sonunda House of Gabe 3 tane ödevimiz var. Birincisi boşluk ist Thomas e er ist im sohan e, o restoranda yani Thomas nerede diye soran burada e, soru kelimemizi boşluğu doldurmanızı bekliyorum. İkincisi e, boşluk Gehts du ich gehe ins Kino? Ben sinemaya gidiyorum. Yani nereye gidiyorsun? Üçüncüsü de e, boşluk kommt Paula? Sie kommt aus Polen? E, o Polonya'dan geliyor şeklinde. Yani nereden geliyorsun gibi. Üçüncüde de, de e, soru kelimemizi boşluğa yerleştirmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu cevaplarımızı lütfen e, yorum bölümüne e, yazalım. Daha iyi pekişmesi açısından videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.